Merhaba değerli arkadaşlarım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın YKS'ye girecek öğrenci adayları için hazırlamış olduğu deneme sınavlarını çözmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birincisini çözdük, şimdi sıra geldi ikiye. İlk soruyla başlıyorum. Biliyorsunuz sınavda 5 tane coğrafya sorusu geliyor maalesef. Bunlardan ilki aynı ebattaki kağıt diyor. Ha, tanıdık. Bu soru bizim harita bilgisinin sorusu. Soru nereden gelmiş? Harita bilgisinden gelmiş. E zaten harita bilgisinden sorunun gelmediği yıl neredeyse hiç olmamış. Ve bu bir ne sorusu? Ölçek sorusu. Soruyu çözeceğim ama öncesinde değerli arkadaşlarım bu ölçekle ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Haritalardaki küçültme oranına biz ölçek adını veriyoruz ve küçültme oranına göre ölçekleri üçe ayırıyoruz. Büyük ölçekli, orta ölçekli, bir de ne var? Küçük ölçekli. Ama biz pratikte soru çözerken mevzuyu ikiye ayırıyoruz. Bir şey ya büyüktür ya küçüktür şeklinde. Şimdi burada öncelikle sizinle bir konuda anlaşmamız lazım. Arkadaşlar ne olursunuz? Küçük ölçekli demek daha fazla küçültülmüş demek. Bu basit ifadeyi kullanmaktan çekinmeyin. Küçük ölçekli demek ne demek? Daha fazla küçültülmüş demek. Örneğin şuraya bir kesirli ifade yazıyorum. 1 bölü 10. Bu ne demek? Bir şey varmış 10 defa küçültülmüş. Peki buraya da başka bir kesirli ifade yazıyorum. 1 bölü 1 milyon. Bir şey varmış, bu kez 1 milyon defa küçültülmüş. Bu durumda soruyorum, hangisi daha fazla küçültülmüş? Elbette ki A. A daha fazla küçültüldüğü için biz ona küçük ölçekli diyoruz. Tamam mıyız arkadaşlarım? Mesela şuraya bir dünya haritası çiziyorum. Ne çiziyorum? Dünya haritası. E koskoca dünyayı buraya sığdırabilmek için ben ne yapıyorum? Çok fazla küçültme yapıyorum. Çok fazla küçülttüğüm için de bu haritaya ne diyorum değerli arkadaşlar? Küçük ölçekli harita adını veriyorum. Tamam mıyız? Burası dünya. Buraya da kabaca Türkiye'yi çiziyorum. Burası da Türkiye oluversin. E şimdi soruyorum. Bu haritalardan hangisi daha fazla küçültülmüş? Elbette ki A. Neden? Arkadaşlar koskoca dünyayı buraya sığdırabilmek için çok fazla küçülttüm. O yüzden bu ne oldu arkadaşlarım? Bu küçük ölçekli oldu. Bu ise buna göre nedir? Daha az küçültüldüğü için büyük ölçekli diyoruz. Şimdi isterseniz burada küçük ölçekli haritalar ile büyük ölçekli haritaların özelliklerini bir hatırlayalım. Küçük ölçekli haritaların paydası büyüktür. Hemen yazıyorum. Acelemiz yok. Amaç soru çözmek değil. Paydası büyük. Küçük ölçekli haritaların paydası büyük. Peki paydanın büyük olması ne anlama geliyor? Küçültme oranının fazla olduğu anlamına geliyor. Demek ki burada küçültme oranı nedir? Fazla. E bir şey ne kadar fazla küçültülürse ayrıntı o kadar ne olur? Az olur. Ayrıntı azdır. Bakın mesela şurada ben size Adana'yı gösterebilirim ama sen burada bana kolay kolay Türkiye'yi bile gösteremezsin. Neden? Ayrıntı az. Aynı zamanda küçültme oranı arttıkça haritalardaki hata, bozulma oranı da ne olur? Artar. Hata oranı fazla. Peki hangisiyle daha geniş alanları gösterebilirim? Tabii ki küçük ölçekli haritalarla. Koskoca dünyayı göstermişim. Daha ne yapayım? O zaman ne yapabilirmişiz biz bu küçük ölçekli haritalarla? Daha geniş alanları gösterebiliriz. Daha geniş alanları gösteririz. Aynı zamanda bu alan kağıt üzerinde ne olur? Daha az yer kaplar. Düzlem üzerinde az yer kaplar diyoruz. Evet. Bu bir hatırlatmaydı. Arkadaşlar bakın haritadan soru her sene geliyor. Lütfen bizim Harita Bilgisi adlı video serimizi izleyin. Emin olun çözemeyeceğiniz soru kalmayacaktır. Peki büyük ölçekli haritaların özellikleri nedir? Ona da Türk usulü tam tersi diyoruz. Evet, küçük ölçekli demek unutma ne olur? Daha fazla küçültülmüş demek. Şimdi soruyu çözelim. Diyor ki aynı ebattaki iki kağıt varmış. Evet, bunların ebatları aynı. Birine dünya, birine de Türkiye'yi çizecekmişiz. Evet, birine dünyayı, birine de Türkiye'yi çizdik. Diyor ki verilen özelliklerden hangileri dünya haritasında daha fazladır? Dünya haritasında fazla olanları soruyor. Şimdi bakıyorum, dünya haritasında ayrıntıyı gösterme gücü fazla mı? Hayır, değil. Yok kardeşim, burada ayrıntı az. Gösterilen alan fazla mı? Evet, koskoca dünyayı göstermişim. Evet, bu fazla. Ölçeğin paydasındaki sayı bakıyorum. Evet, daha fazla. Bu da var. Aynı zamanda çok fazla küçülttüğüm için burada hata oranında nedir? Daha fazladır diyoruz. Bu durumda cevabımız 2, 3 ve 4 oluyor. Şimdi bunu gelip
Ne yapıyoruz? Şıklarda buluyoruz. Cevabımız Edirne'ymiş arkadaşlar. Anlaştık mı? Bir kez daha manşeti atalım. Küçük ölçekli demek daha fazla küçültülmüş demek. Birinci soru böylece bitti. Sıra geldi ikinci soruya. Evet, ikinci soru hangi üniteden gelmiş? Dünyanın şekli ve hareketleri. Şimdi dünyanın şeklinden değil, nereden gelmiş? Hareketlerinden gelmiş. Özellikle de arkadaşlar dünyanın şekli hareketleri konusunda özel tarihler hepimizin dikkatini çeker. Bu arada özel tarihler deyince biz bunları iki gruba ayırıyoruz. Bir, ekinoks tarihlerimiz var. Ne varmış? Ekinoks tarihleri. Peki hangi tarihlere ekinoks diyoruz? Biz 21 Mart ile 23 Eylül tarihlerinin ikisine birden ne diyoruz? Ekinoks tarihi adını veriyoruz. Ekinoks demek ne demek? Eşitlik demek. Yaşasın ekinoks. Ne demek? Yaşasın eşitlik demek. Ne oluyor burada? Eşit oluyor. Ne eşit oluyor? Her şey. Gece gündüz eşit oluyor falan falan. Bir de soltistler var. Söyler misiniz soltistler? Bunlar ise hangi tarihler? 21 Aralık ile 21 Haziran tarihlerinin ikisine birden verilen isim. Tamam mıyız arkadaşlar? Peki soru soltistten mi gelmiş, ekinokstan mı gelmiş? Ekinokstan gelmiş. Şimdi değerli arkadaşlarım, bu şekli ben bir kez daha çizmek istiyorum. Şimdi ekinoks tarihlerinde bir özet geçeceğiz. Ekinoks tarihlerinde yani 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde soruyorum size, güneş ışınları nereye dik düşer? Elbette ki ekvatora. Demek ki ekvatora güneş ışınları yıl boyunca dik düşmüyormuş. Yılda sadece 2 gün. Ne zaman? 21 Mart'ta ve 23 Eylül'de dik düşüyormuş. Arkadaşlar bir yere güneş ışınları ne kadar dik düşerse gölge o kadar ne olur? Kısa olur. Örneğin ekvator üzerinde bulunan bir cismin yıl içerisindeki gölge boyu değişim grafiğini size sorabilirler. Şuraya 4 tane tarihi sıralarlar. Örneğin 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık. Şimdi bu cismin gölge boyu değişim grafiğine bir bakalım. Gölge 2 defa çizgiye değmiş. Çizgiye değmiş demek sıfır olmuş demek. Sıfır olduysa güneş ışınları nasıl gelmiştir? Dik gelmiştir. O halde diyoruz ki bu cisim nerededir? Ekvatorda. Nereden anladık? Çünkü 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gölge oluşmamış. Demek ki güneş ışınları 2 defa dik düşmüş. Başa dönüyorum. 21 Mart, 23 Eylül tarihlerinde güneş ışınları nereye dik düşermiş? Ekvatora. Ekvator üzerinde bulunan bir cismin öğlen vakti gölgesi oluşmaz. Aynı zamanda güneş ışınlarının atmosferdeki tutulma oranının en az olduğu yer ekvatordur. Hatırlayınız, bir yere güneş ışınları ne kadar dik düşerse tutulma o kadar ne olur? Az olur dedik. Peki geldik işin en önemli kısmına. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde aydınlanma çizgisi yani gece ile gündüzü birbirinden ayıran çizgi nereden geçer? Kutup dairelerinden mi yoksa kutup noktalarından mı teğet geçer? Elbette ki aydınlanma çizgisi kutup noktalarından teğet geçer. Yani paralelleri 2 eşit parçaya böler. Bakın yine eşitlikten cevaba gidebilirsiniz. Paralelleri 2 eşit parçaya bölüyorsa arkadaşlar bu hangi tarihtir? Ekinoks tarihidir diyoruz. Peki aydınlanma çizgisi kutup noktalarından teğet geçince ne oluyor? Dünyanın her yerinde gece gündüz eşitliği yaşanıyor. Yani dünyanın her yerinde grup ve tam süreleri arasındaki fark eşit oluyor. Unutma, ekinoks tarihlerinde gece gündüz eşit olur. Nerede? Her yerde. Ve dünyanın her yerinde ne olur? Bahar yaşanır. Mevsimler ortadan kalkar. Dünyanın her yerinde ne yaşanır? Bahar. İki tane mevsim vardır. Biri yaz, diğeri kış. Bahar nedir? Yaza ya da kışa geçiş zamanlarıdır diyoruz. Dünyanın her yerinde bahar yaşanır ve sadece ekinoks tarihlerinde, bakın ben bu soruyu bekliyorum. Sadece ekinoks tarihlerinde aynı meridyen üzerindeki tüm noktalarda güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar. Arkadaşlar bunu da not almayı unutmayalım. Evet, çok konuştuk. Şimdi soruyu çözelim. Bakıyorum aydınlanma çizgisi nereden geçmiş? Kutup noktalarından teğet geçmiş ve dünyanın her yerinde ne olacak arkadaşlar? Bir bakalım. Gece gündüz her yerde eşit olacak. Her iki yarımkürede de ne olacak? Bahar yaşanacak. Ekvator çizgisi üzerinde cisimlerin yıl içerisinde en uzun olur mu lan öyle şey? Gölge en kısa olur. Ne olur? En kısa olur. Dolayısıyla cevabı hemen ayıklıyoruz. Evet. Devam edelim. Aynı meridyen üzerinde tüm noktalarda güneş aynı anda doğup aynı anda batar. Bu çok önemliydi. Ve aydınlanma çizgisi kutup dairelerinden değil, nereden? Kutup noktalarına teğet geçer demişiz. Ekinoks tarihlerinden soru uzun yıllardır gelmiyor arkadaşlar. Ama Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu denemede bu soruyu sormuş. Öyle haybeye sormamıştır herhalde. Bunun da bir amacı vardır. Nereden baksan 10 yıldır gelmeyen bir konuyla ilgili soru yayınlamış. O halde buradan bir soru gelebilir. Dünyanın Şekli ve Hareketleri ünitesini mutlaka izleyin.
Geçiyoruz üçüncü soruya. Üçüncü soru, bakıyorum yer kabuğu. Demek ki yine neyle alakalı? İç kuvvetlerle alakalı bir soru. Ya da yerin altından gelen güç. İç kuvvetler kümesinin elemanları nelerdi arkadaşlar? Dört taneydi. Orojenez, dağ oluşumu. Epirojenez, kıta oluşumu. Volkanizma, yanardağ patlaması. Ve bir de ne vardı? Deprem. Orojenez, epirojenez, volkanizma, deprem. Bunlar iç kuvvetler kümesinin elemanları. Kaç tane? Dört tane. Ben ne diyorum? Bir şey dört tane ise beşinciyi koy soru olsun. ÖSYM böyle basit sınıflama soruları sorabilir. Peki soru nereden gelmiş? Bu kez epirojenez, yani kıta oluşumundan gelmiş. Hemen başlayalım. Soru diyor ki yer kabuğu parçalarının manto üzerindeki dengesine izostatik denge denir. Şimdi arkadaşlar beni dinleyin. Epirojenezde biz bunu anlatmıştık ama şimdi şu elim deniz olsun, bu elim de kara olsun. Yeryüzünde karalar ile denizler arasında bir denge vardır. Bu dengeye biz izostatik denge. Ne diyormuşuz? İzostatik denge adını veriyoruz. Ve epirojenez hareketler bu dengenin bozulması sonucunda oluşur. Peki hocam, izostatik denge nasıl bozulur? Cevap, karaların üzerine yük binmesi. Ne olur? Karın üzerine yük binerse kara alçalır, deniz yükselir. Denizin yükselmesi olayını hatırla. Ne diyoruz biz? Transgrasyon. Peki karaların üzerindeki yük hafiflerse ne olur? Kara yükselir, deniz geriler. Deniz gerilemesi olayına ise regresyon adını veriyoruz. Bunu yazmak istiyorum arkadaşlar. Deniz ilerlemesi var. Bir de deniz gerilemesi var. Deniz gerilemesi. Bir soruda deniz ilerlemesi, deniz gerilemesi gördüyseniz cevap zaten epirojenezdir. Deniz ilerlemesi olayına transgrasyon, deniz gerileme olayına ise regresyon adını veriyoruz. Biraz daha uzatacağım ben bunu. Epirojeniz önemli. Çok da teknik soruların geldiği bir kısımdır. Mesela değerli arkadaşlarım, şurası deniz olsun. Şurası ne? Deniz olsun. Burası da denizden sonra başlayan bir kara parçası olsun. Şu an karanın üzerinde herhangi bir yük var mı? Yok. Şu an denge halinde. Bu dengeye biz ne diyoruz? İzostatik denge adını veriyoruz. Peki bu dengeyi bozabilir miyiz? Bozarız. Hemen yapalım arkadaşlar. Örneğin yerin altında magma dediğimiz cıvık bir madde var. Bu magma yerin zayıf kısımlarından bir boşluk bulur ve lavlarını yeryüzüne çıkartır. Çıkan lavlar üst üste birikerek soğur ve burada kocaman bir dağ oluşur. Volkanik dağ. Daha önceden var mıydı? Hayır, yoktu. Bu durumda ne oldu? Karanın üzerine yük bindi. Karanın üzerine yük binerse kara alçalır. Deniz ne olur? Yükselir, ilerler. Buna ne diyorduk? Transgrasyon adını veriyorduk. Yani illa volkanik bir dağ olması gerekmiyor. Buraya sen getirdin bir şey koydun. Terazinin kefeleri gibi düşün. Terazinin kefelerini mesela buraya bir şey koyarsan ne olur? Denge bozulur. Buraya bir şey koyarsan ne olur? Denge bozulur. Uzatmayalım arkadaşlar. Epirojeniz konusunu mutlaka izleyin. Evet, diyor ki aşağıdaki olaylardan hangisi izostatik dengenin değişmesine neden olmaz? Volkanizma, yük bindi, evet. İklim değişiklikleri, örneğin karaların üzerindeki buzullar ne olur? Sıcaklığın artması ile birlikte erir, denge bozulabilir. Deniz çukurluklarının tortulaşması, tortulaşma demek birikme demek. Evet, birikme demek buraya bir şey koymak demek, dengeyi bozar. Engebeli alanların aşırı aşınması, mesela akarsu, rüzgar, buzul gelir gider bunu ne yapar? Aşındırır. Bu dağı ortadan kaldırır, denge bozulur. Bu da tamam. Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi, kardeşim sen cevapsın. Nedir? Sen cevapsın. O zaman bir daha söylüyorum. Epirojeniz hareketler nasıl oluşur? Cevap, izostatik dengenin bozulması sonucunda. Peki izostatik denge nasıl bozulur? Karaların üzerine yük binmesi ya da karaların üzerindeki yükün hafiflemesi sonucu diyoruz. İç kuvvetlerde epirojeniz konusunu mutlaka izleyin. Dördüncü soruya geçiyoruz. Dördüncü soruda dikkat ederseniz paraleller ve meridyenler verilmiş. Paralel ve meridyen verildiyse bu coğrafyanın hangi konusuyla alakalı bir sorudur? Elbette ki coğrafi konum. Paralel meridyen denilince aklımıza özel konum mu gelir, matematik konum mu? Elbette ki matematik ya da diğer adıyla mutlak konum gelir. Demek ki soru nereden gelmiş? Mutlak ya da diğer adıyla matematik konumdan gelmiş. Soruyu bir okuyalım, ondan sonra bazı bilgiler vereceğiz. Diyor ki aşağıda koordinat düzlemi üzerinde K alanının konumu verilmiş. Evet. Aşağıda verilenlerden hangisinin izdüşüm alanı K'nın izdüşüm alanından daha büyüktür diye sormuş. Ha, bizim klasik kalıp sorular arasında. Şimdi bunu size ben nasıl anlatayım? Şöyle bir örnek vermiştim ben dersi anlatırken, coğrafi konumu anlatırken. Değerli arkadaşlarım, şurası ekvator olsun, 0. Şurası 10 paraleli, şu 20 paraleli, bu 30 paraleli, bu da 40 paraleli olsun. Şunlar da
10, 20 meridyenleri olsun. Şimdi bir de bunlara numara verelim. Bir soruda biz yazalım. 1, 2, 3 ve 4 dedik. Şimdi bunu inceliyorum değerli arkadaşlarım. Hepsinin arasında 10 paralel fark var. Görebiliyor musunuz? 10 paralel fark var. Aynı zamanda kaç meridyen fark var? 10 meridyen fark var. Demek ki paralel ve meridyen farkları eşit. Peki bunların iz düşüm alanları eşit mi? Bunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu daha iyi anlayabilmeniz için bunu bir de dünya haritası üzerinde göstermek istiyorum. Şurası dünya olsun. Şurası dünyayı kuzey ve güney yarım küre olmak üzere iki eşit parçaya bölen çizgi yani ekvator olsun. Şu da başlangıç meridyenimiz olsun. Şu da herhangi bir meridyen olsun. Değerli arkadaşlarım bunu hemen yukarıdaki şekli buraya aktarmaya çalışıyorum. Şurası 10, şurası 20, bu 30, şu da 40 olsun. Bunların içerisine numaralar koyuyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi bir kez daha bakın. Arkadaşlar paralel farkı eşit. Meridyen farkı eşit ama bunların alanları eşit mi? Elbette ki değil. Hangisinin alanı daha fazla iz düşüm alanı? Ekvatora yakın olanının. Dolayısıyla K alanından daha geniş bir iz düşüm alana sahip olabilmesi için ne olması lazım? Ekvatora daha yakın olması lazım. Peki ekvatora yakın mı uzak mı olduğunu nasıl anlarız? Paralellerine yani enlem derecelerine bakarak. Şunların herhangi bir önemi yok. Meridyenleri silebilirsiniz arkadaşlar. Meridyenleri sildik. Ekvatora en yakın olanı hangisi? Bu 15-35 arasında. Bu 25-45. Bu 50-70. Aha bu ekvatora daha yakın bir konumda. Dolayısıyla cevabımız D diyorum. Lütfen bunu yazın. Paralel ve meridyen farkı eşit olan iki merkezden hangisinin iz düşüm alanı daha fazla diye sorarlarsa ne diyeceğiz? Ekvatora yakın olan. Bunu şu şekilde de soruya dönüştürebiliriz. Mesela benim 4 tane kağıdım var. Bunlar değerli arkadaşlarım aynı ebatta 4 tane kağıt. Bu kağıtlara bu alanları aktaracağım. Hangisini buraya aktarırken daha fazla küçültme yapmam gerekiyor? Cevap yine ekvatora yakın olan. Neden? Çünkü bunun alanı daha fazla. Alanı fazla olduğu için kağıdı aktarırken ne yapmam gerekiyor? Daha fazla küçültme yapmam gerekiyor. Bir kez daha söylüyorum. Amacımız soru çözmek değil. Amacımız sınavda buna benzer bir soru gelebilirse onu bilgi eksikliği yaşamadan çözmek. Ve final sorumuza geldik. Beşinci soru. Beşinci soru ne demiş? Bir okuyalım. Doğal ve beşeri özellikler dikkate alınarak yeryüzünde çeşitli bölgeler oluşturulur. Evet arkadaşlar bölge sınıflamasından kesinlikle soru bekliyoruz. Doğal afetlerden bölge sınıflamasından kesin soru bekliyoruz. O halde arkadaşlar soruya devam edelim. Sibirya, Kanada ve Amazon'dan bahsetmiş. İsterseniz bunu şöyle bir dünya haritası üzerinde ben buraların neresi olduğunu bir göstermeye çalışayım. Güney Amerika şurası arkadaşlar. Aha şurası kasırganın başkenti Meksika. Harita bilgisi adlı çalışmamız var. Mutlaka onu da izlemişsinizdir. Bu çalışmaları hep sizler için hazırlıyoruz değerli arkadaşlarım. Şurası İskandinavya yine bizim için oldukça önemli. Coğrafyada birçok konuya örnek teşkil eder. Şurası Arap Yarımadası olsun. Aden Körfezi, Afrika'yı çizdim. Şurası Avustralya, mayın tarlası diyoruz buraya. Buradan soru çok fazla bekliyoruz. Efendim şurası da işte İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye oluversin. Şurası Türkiye arkadaşlar tamam mıyız? Şimdi biz ne yapacaktık bu arada? Bu verilen yerleri harita üzerinde göstereceğiz. Sibirya neresidir? Rusya'nın kuzeyine Sibirya denir kardeşim. Dümdüz bir yer ama iklim uygun değil. Peki Kanada'nın kuzeyi şurası. Kanada'nın kuzeyi. Nasıl yerler buralar? Kutuplara yakın soğuk yerler. Başka neresi? Bir de sıcak bir yer vermiş. Orası neresi? Brezilya'da Amazon Havzası. Burası da Amazon Havzası. Neredeymiş? Brezilya'da. Şimdi diyor ki Sibirya'nın, Kanada'nın kuzeyinin ve Amazon havzalarının hangi özellikleri bakımından aynı bölge sınırları içerisinde yer aldığı söylenebilir. Ortak özelliklerini sormuş. Şimdi arkadaşlar buralarda tarım ürünü çeşitliliği olabilir mi? Bakıyorum Kanada, Sibirya kutuplara yakın kardeşim burada bir kere canlı yaşayamaz. Yeraltı kaynakları hakkında kesin bir şey söyleyemem. Geçiyorum. İklimleri aynı mı? Biri sıcak, biri soğuk. Aynı değil. İklimleri aynı değilse toprakları aynı olamaz. Bir yerin toprak türünü belirleyen en önemli faktör zaten iklimdir. Geriye ne kaldı? Nüfus kaldı. Burada nüfus yoğunluğu nedir? Azdır.
Burada neden azdır? Soğuk olduğu için. Burada neden azdır? Sıcak ve rutubetli, nemli olduğu için. Ekvatorda böyle 4-5 gün yaşasan 6. gün ciğerlerinde ödem oluşur, ölürsün rutubetten kardeşim. Evet değerli arkadaşlarım, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenciler için hazırlamış olduğu örnek deneme sorularını çözmeye devam edeceğiz. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bunu yorumlarınızda belirtin. Bizlere güç verin. Aynı zamanda benzer çalışmaları biz Instagram sayfamızda da yapıyoruz. O yüzden Instagram sayfamızı da takip etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin.